Merhaba. Türkiye canını sıkanları anayasayı ihlalden yargıladığı halde çatır çatır anayasayı çiğneyen bir çete tarafından yönetiliyor. Hemen her gün evlerinden toplanan masum insanlar bilmem ne kadar esaret altında tutulacakları hücrelerine götürülürken boyunlarına Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi asılıyor. Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılırlar. Anayasal suç işleme örgütü gibi çalışan bu şebeke anayasal düzenin altını üstüne getirirken suçunu düzgün insanların boynuna asıyor. Bununla da kalmıyor. Suç sicili kabardıkça hemen her yıl güncelledikleri kanunlarla çete üyelerini güvenceye alıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelen 8. yargı paketi bunun bir halkası sadece. Ana konulardan biri çökülen şirketlere atanan kayyımlara sorumsuzluk zırhı. Muhalefet şerh düşmüş. Anayasal düzenin hüküm sürdüğü bir hukuk devletinde bırakın kayyımları hiç kimseye cezai, idari ve hukuki dokunulmazlık getirilemez. Güler misin ağlar mısın? Yahu devlete çökenler hukuk diyeni içeri tıkıp kendilerini peşiyle atlıyorlar. Neyin şerhini düşüyorsunuz? Konudan bağımsız maden kanununun AKP döneminde 21. kez değişmesi söz konusu. Son 40 yılda 29 kez değişmiş. Öncesi de temiz değil yani. İhale kanunu daha fena. Neredeyse 200 kere değişmiş. En son 198. değişiklik rakamını gördüm. Bu kadar ısık değişikliğin iki ana nedeni var. Kişiye veya projeye özel düzenleme 2. Yasa dışı işlemlerin yasayla legalleştirilmesi. Trafikte önünüze çıkan kırmızıların yeşile dönmesi gibi. Bir farkla siz geçtikten sonra ışıklar tekrar kırmızıya dönecektir. İşini düzgün yapan insanları içeri tıkmak veya oyundan düşürmek için sadece suç üretmeniz yetmez. Suçun şahsiliği ve kanunların geriye yürümezliği ilkelerini de rafa kaldırmalısınız. Ömer Faruk Gergerlioğlu Artı TV'de anlatmıştı. Bizim ülkemiz dünyada şu anda birinci. Terör soruşturmalarına uğrayan vatandaş sayısında birinci. Son 6 yılda 2 milyon kişi terör soruşturmasına uğramış. Tüm Dün dünyada toplasan terör suçları 300 bin kişidir. Habertürk'teki tartışmanın sıcak anlarına ne diyeceksiniz? Aynı zamanda avukat olan MHP Beşiktaş adayı Serkan Toper karşısındakini aşağılamak için benim müvekkil sayım senin partinin aldığı oy sayısından fazladır deyince Deva Partili Mehmet Emin Ekmen durur mu? Cevabı yapıştırmış. Tabii Yargıtay'da iş bitirirseniz müvekkilleriniz alır başını gider. Yorumlara baktım. Hemen herkes her şeyin farkında ve biliyor esasen. İtiraz eden bir Allah'ın kulu çıkmaz mı? Yoktu. The Zone of Interest'i seyrettim. Onunla bitireyim. Sayısız ödülü olan yılın filmlerinden biri. Britanya yapımı fakat Almanca. Bir kampın duvarına komşu evdeki yaşamı izliyorsunuz. Geniş ve hareketsiz kamera açılarıyla akan bir film. Bahçeli, havuzlu, hizmetçili bir ev, rüya gibi bir yaşam. Böyle başlıyor. Dakikalar içinde evde Rudolf Höss ve ailesinin oturduğunu, kampınsa Auschwitz olduğunu öğreniyorsunuz. En az buçuk milyon kişinin ölümünden sorumlu olan Rudolf Höss, kampın komutanı. Kamptaki vahşet uzaktan gelen seslerle tasvir ediliyor. Felaketi göstermeden anlatıyor. Peki evdeki siviller Duvarın öte tarafında ne döndüğünün farkında mı? Gaz odaları, krematoryum. Komutanın eşi hizmetçisine kızıp istesem kocam seni kül eder gibi bir şey deyince bildiğini anlıyorsunuz. Bir sahnede kadınlar Yahudilerden kalan takı ve eşyaları nasıl paylaştıklarını konuşuyorlar. Perdeyi aralayıp seslerin geldiği yere bakan çocuğun sonra hızla kapatıp bir daha yapmayacağım diye mırıldandığını işitiyorsunuz. 80 yıl önce Çocuklar dahil hemen herkes olan bitenin farkındaysa bugün olmaması mümkün mü? Yok edilen insanlar, ganimeti paylaşanlar, çığlıkları dinleyip tepki vermeyenler. Film insanları canavar olarak göstermiyor. Fakat birer şeytan olduklarını biliyorsunuz.